Yeni Mesaj TV'de bir başka programda yine birlikteyiz. Bugünkü programda elektronik haciz, kısaca e-hacizi değerlendireceğiz. Malumunuz Maliye Bakanlığı ve hatta Hazine ve Maliye Bakanlığı tam ismiyle son 3 hafta içinde yaklaşık 5 milyon vatandaşımıza elektronik haciz uyguladı kredi yurtlar kurumu borçlarından tutun da mahkeme harçlarına kadar, vergi borçlarına kadar değişik alanlarda vatandaşların hesaplarında paralar çekildi. Burada enteresan olaylar yaşandı. Hesaplar sıfırlanıyor. Mesela bir örnek vermek gerekirse, siz sabahleyin gidiyorsunuz işte banka kartınızdan para çekeceksiniz. Ne alacaksınız? Markete gideceksiniz veyahut da ekmek alacaksınız veyahut da simit alacaksınız. Hatta bir restoranda yemek yiyorsunuz. Öyle ya, paranız var. Ne yapacaksınız? Banka kartınızda o parayı ödeyeceksiniz. Bir anda bakıyorsunuz ki hesapta para yok. Veyahut da işte restoran kasiyeri sizin hesabınızdan para çekemiyor. Böyle olaylarla çok sayıda insanımız karşılaştı. Ve hemen nereye arıyorsunuz? Bankaların çağrı merkezlerini arıyorsunuz ve karşınıza kim çıkıyor? Bir robot çıkıyor. Çağrı merkezinde görevli bir robot çıkıyor ve asla ve asla siz çağrı merkezinde gerçek bir çalışana da ulaşamıyorsunuz. Ve neticede doğrudan banka şubesine gidiyorsunuz ve acı gerçeği orada öğreniyorsunuz. Hesabınıza bloke konulmuş ve bu blokeyi kim koymuş? İşte onu da banka şubesindeki görevli size söylüyor. Böyle olaylara geçtiğimiz haftalarda birçok insanımız karşılaştı, böyle olaylarla karşılaştı ve neticede bu acı gerçekle yüz yüze kaldı. Hatta enteresan olaylar da oldu. Bir vatandaşımızın başına gelenler ise çok daha farklı. Bu vatandaşımızın ta babasının 1982 yılında sattığı araçtan dolayı araç düşünmemiş, e, hesabına e, bloke kondu. Doğrudan bir devlet bankası ismini de vermekte bir sakınca görmüyorum. Vakıf Bank bu ödemeyi yaptı. Hatta 80 lirada EFT ücretini bizatihi vatandaşımızın banka hesabından ne yaptı çekti. Yani bu tür olaylarla hakikaten çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Biz gazetecilere de intikal eden çok sayıda böyle vaka var. Peki ne oluyor? vatandaşların hesaplarına doğrudan bir bakıma Maliye ve Hazine Bakanı tarafından bir bakıma el konuluyor. Yani başka bir isim de bulamıyorum çünkü. Ve hesaplar sıfırlanıyor. Size 10 lira, 20 lira, 30 lira bile bırakılmıyor. Bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Ve e, bu durum elbette bankacılığa olan güveni de sarsıyor. Neden? Çünkü E-Devlet denilen bir uygulama var. Siz bu borçları E-Devlet'te göremiyorsunuz. Mesela trafik borçlarınıza bakıyorsunuz. Böyle bir şey E-Devlet'te yok. Ama biraz daha derin bir araştırmalı. Bir muhasebeciniz bunları rahat bir şekilde görebiliyor. Bir mahkeme borcunuz var. Ama bunu e göremiyorsunuz ama öğreniyorsunuz ki bu müteselsil bir borçmuş. Ondan dolayı hesabınıza bloke konmuş. Veyahut da başka bir borç ama siz bunu bilmiyorsunuz. Haberiniz yok ama bir sabahleyin banka hesabınızın boşaltıldığını görüyorsunuz, sıfırlandığını görüyorsunuz. E haciz böyle bir uygulama ve yaklaşık 5 milyon insanımız son 3 hafta içinde mağdur edildi. E, ve e, birçoğu da gerçekten borçlu değil. Yani başkalarının borcundan dolayı hesapları bloke edildi veyahut da haczedildi, sıfırlandı. Bu acı bir şok, acı bir gerçek ama Türkiye'de bunu yaşadık. Bu elbette bankacılığa olan güveni de sarsıyor. Neden? Çünkü bankaya paranızı emanet ediyorsunuz. Banka size sormadan bu hesabı ne yapıyor? Bir bakma bu hesaptan işte bir e, vergi dairesini veya da bir başka kuruma ödeme yapıyor ve sizi bilgilendirmiyor. Her hele, hele devlet bankaları hiç bilgilendirmiyor. Doğrudan ödeme yapıyor. Bu durumda ne yapılması lazım? E devlet daha iyi kullanılması gerekiyor ama kullanılmıyor. E, bankaların sizi bilgilendirmesi lazım. Böyle bir uygulama var ama onu yapmıyorlar. Ve bir bakıma bakıyoruz ki bankalar doğrudan vergi dairelerinin hatta bazı şirketlerin e, alt şubesi gibi çalışıyor. Ve sizin hesabınızı onların kullanımına açmış. Bu elbette bankacılığa olan güveni de sarsar. Vatandaşların bankalarda para tutma hissiyatını da olumsuz yönde etkiler. Biz bunlarla karşılaştık ve bunları çok rahat bir şekilde gördük son 3 hafta içerisinde. Peki olanlara baktığımız zaman ne yapılması lazım? Yani bu acı gerçeklerle karşılaşmamak için, sıfırlanmış hesaplarla yüzleşmemek için ne yapmamız lazım? Borcunuz varsa, eğer devletin sizden bir alacağı varsa E-Devlet var. E-Devlet'e girer, gördüğünüz zaman e bunu gidersiniz ödersiniz. İki, SMS denilen bu uygulama var. Borçlar herkesin telefonuna rahat bir şekilde SMS'te iletilebilir. Giderseniz ödersiniz. E, veyahut da başka uygulamalar da var. Bu yöntemler kullanılabilir. Size bir tebligat yapılır, bildirim yapılır. Ama bütün bunlar olmuyor. Elektronik açıda bütün bunlar yok. Ne tebligat var, ne bildirim var, ne başka bir şey var. Direkt olarak banka hesabınız boşaltılıyor. Ondan sonra siz yargı süreçlerine başlayın, başvurun. Ondan sonra aylarca uğraşın. Dediğinin vesaire eğer paranızı alıp kurtarabilirseniz kurtarabilirsiniz. Böyle bir gerçek Devlet anlayışıyla uyuşabilir mi? Yani e, bat devlet dediğimiz, Mali ve Hazine Bakanlığı dediğimiz bir bakanlık neden bu kadar e, sıradan işlerle uğraşıyor? Bunu da anlamakta zorlaş, zorlanıyoruz. Neden esnafın, vatandaşın 50 lirasına, 100 lirasına el konuluyor ve bu vatandaşımız ekmek alacak, e, ne bileyim bir restoranda 10 liralık bir tabutot yemeği yiyecek bir gelirden, bir imkandan mahrum bırakılıyor? Bunları çok insan yaşadı ve özetle biz de bunun dikkatlerinize sunmak istedik bu programda.